Merhabalar, yeni bir yayınımıza hoş geldiniz. Cep Haber'desiniz. Ben Ercan Kılıçlı. Neredeyiz? Çorlu ile Ergene ilçeleri arasında Çırak Bayırı olarak bilinen rampadayız. Şimdi bugün şöyle hemen döneyim. Arkama bu yeşil araziyi alayım. Orası Ağıltepe. Son zamanlarda kamuoyunda çok konuşuluyor. AK Parti İl Başkanı Sayın Mesten Özcan Ağıltepe'yi inşallah millet bahçesi yapacağız dedi. Çorlu Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Sarıkurt Ağıltepe ile ilgili uzun zamandır bir projesi var. Burası askeriyeydi daha önce. Tam yeri nerede? Bir kez daha size hemen montajlayacağım. Uydu görüntülerini göstereyim. Ağıltepe tam burada. İşte Ergene ile Çorlu ilçeleri arasında daha önce de askeriyenin olduğu bir alan. Tam burası. Bu yeşil gördüğünüz alan Ağıltepe. Evet, Ağıltepe'ye gidiyoruz. Aslında ben bir tur attım. Şimdi tekrar gideceğim, video çekeceğim size. Evet, Ağıltepe'ye gidiyoruz. Ağıltepe'ye gitmeden önce kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Cep Haber kanalına abone olun, alarm zilini açın. Bundan sonraki haberlerimizi öncelikle izleme fırsatı yakalamış olursunuz. Ağıltepe'ye gidiyoruz. Evet, Ağıltepe'ye doğru gidiyoruz. Ağıltepe'ye tabii Çırak Bayırı'ndan indikten sonra sola dönüp, özür dilerim sağa dönüp böyle bir köprünün üzerinden geçiyorsunuz. Bu işte Çerkezköy tarafından Velimeşe istikametinden gelen maalesef fabrika atıkları simsiyah akıyor. Ama bugünkü konumuz daha güzel bir konu olduğu için bu çevre kirliliği ve dereyi bir sonraki videoya, programa bırakacağım. Bununla ilgili de haberlerim olacak. Biz şimdi gidelim Ağıltepe'ye. Bakalım Ağıltepe nasıl bir yer, hep beraber görelim. Ağıltepe'ye geldik. Girişi böyle kapatmışlar. Bir küçük ne diyelim ona, bariyer sistemi var. Daha önce burada bir duvar vardı. Çok çirkin bir görüntüdeydi. Duvar kaldırılmış. Şimdi böyle bariyerler konmuş. Tabii bu bariyerlerin konması aslında birazcık da mantıklı. Burası kontrolsüz bir bölge. Şu anda güvenliği yok. O yüzden girişi nahoş olayların olmaması, Allah korusun bir yangın tehlikesi, bir olumsuzluk olmasın diye giriş kapalı. Yürüyerek gireceğiz içeriye, bakalım neler var neler yok. Buradan gene bir güzergah var ama şöyle bir baktım ben, orada da yol kapatılmış. Şimdi hep beraber yürüyerek şöyle bir Ağıltepe turu atalım. Hemen girişte erik ağaçları karşılıyor. Gerçekten harika, yemyeşil. Evet, görüyorsunuz erik ağaçları ve müthiş bir çam ormanı. Böyle Ağıltepe'deyiz. Bakalım yürüyerek çıkalım yukarıya. Evet, Ağıltepe gezimiz esnasında kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk defa izleyenleri de lütfen Cep Haber kanalına abone olmaya davet ediyorum. Cep Haber kanalındasınız. Hem yerelden hem ulusaldan haberler yapıyoruz. Bugün de Çorlu Ergene arasındaki Ağıltepe bölgesini sizlere göstereceğim. Çok güzel bir yer burası. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi geziyoruz, Ağıltepe'deyiz. Evet, geldik. Ağıltepe'deyiz. Ağıltepe olarak bilinen bölgedeyiz. İnanın şöyle kısa bir tur attım. Şehrin ortasında vahşi bir tabiat harikası mı diyeyim? Vahşi bir orman mı diyeyim? Yani demek ki insanlar bir bölgeden elini ayağını şöyle 3-5 yıl çektiği zaman doğa komple kendini yeniliyor. Asfalt bile kaybolmuş ama harika bir yer. Biraz sonra gezeceğiz. Şahin'di yanılmıyorsam, yani uçan kuş şahinleri gördüm. Yuva yapmışlar. Tabii ben yaklaşınca hepsi havalandı.
Yerde kaplumbağalar, bilmiyorum herhalde her türlü vahşi hayvanlar, yılanlar büyük ihtimalle vardır. Şöyle biraz gezelim. Üfür üfür esiyor. Bilmiyorum sesi duyuyor musunuz? Yaprakların hışırtısı, o güzeli sesi. Harika bir hava var. Yani insan Çorlu ile Ergen arasında deri fabrikalarının hemen üstünde zehir kokan deren geçiyor kenarından. Ama burada bambaşka bir dünyaya geliyorsunuz. Mis gibi bir oksijen var. Biraz da bir yüksekteyiz. Güzel bir esinti var şu an itibariyle. Harika kuş sesleri, kaplumbağalar, onları da gördüm. Gerçekten kelimelerle anlatılacak gibi değil, hayretler içindeyim. Şehrin içinde böyle bir yer, daha önce de gelmiştim bu mevsimde. Hadi şöyle birazcık ben çok konuşmayayım, etrafı gezelim. Bakalım neler var, neler yok. Evet, Alıtepe ormanı diyeceğim artık buraya. Azıcık içeriye girdim ve neredeyse ağaçların sıklığı ve bir müddet sonra yönünüzü bile kaybedebiliyorsunuz. Sanki vahşi bir ormanın içine girmiş gibi çepeçevre komple dış dünyayla irtibatınız kesiliyor. Azıcık daha yürürseniz, tabii burası çok büyük bir yer değil ama yolunuzu bile kaybedebilirsiniz. O kadar güzel bir yer, onu anlatmaya çalışıyorum. Görüyorsunuz burada inanın bir gün akşama kadar, yani günlerce geziyoruz. Şuraya geleceğim. Her şey hazır. Yollar bir elden geçirilirse, otoparkı hazır, piknik alanları hazır. Hemen bu sene, hemen yarın burada insanlar piknik yapabilecek kapasitede. Yani biz, ben de dahil olmak üzere Çorlu'dan piknik yapabilmek için, yaz gününde azıcık nefes alabilmek için kilometrelerce, hele ki bu mazota gelen, benzine, akaryakıta gelen, enerjiye gelen zamlardan sonra kilometrelerce yol yürüyüp de azıcık hava alalım, azıcık bir ormana gidelim, çoluk çocuğumuzla bir nefes alalım dediğimiz dönemde, diyemediğimiz dönemde böyle şehrin içinde, şöyle çevireyim, görüntüleri göreceksiniz. Harika bir şey. Yollar hazır, meydanlar hazır, ağaçlar hazır, piknik alanları hazır. Sadece belediye gelecek, temizleyecek. Tabii ki cüzi bir ücretiyle burası yarın piknik alanı olacak aşamada. Tabii daha sonra güzelleştirilir, millet bahçesi olur. Belediyenin güzel projesi var, onu da biliyorum. Kısmet olursa buraya belediye başkanımız da, Ahmet Sarıkurt'la tekrar gelmek isterim. Belki çok büyük alan olduğu için Büyükşehir Belediyesi buraya bir şeyler yapmak isteyecektir. Bakın arkamda böyle devasa meydanlar da var. Hemen dönüyorsunuz, böyle arka tarafta şahane ağaçların gölgesinde piknik alanları. Hemen işte karşı tarafta, hemen arkada Çorlu. Bu tarafta Ergene, Sağlık Mahallesi. Ya harika bir yer. Daha önce de gelmiştim. Böyle güzel bir yeri çok kısa şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Hemen kamerayı değiştireyim şöyle. Buyurun bakın, işte hemen bakın ağaçların altında, yani piknik yerleri, insanların masasını, sandalyesini atacağı yerler hazır. Dediğim gibi arabasıyla gelecek, büfe kurarsınız, seyyar tuvalet kurulur. Her şey yapılır, her şey yapılır. Yani daha da ileriye gittiğiniz zaman burada yürüyüş alanları, bisiklet alanları, karavan alanları, neden olmasın, çok yakın şehrin içinde böyle bir ormanlık alan diyelim buna. Ah bak 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 neler görüyorum burada. Buyurun, buyurun, yanılmıyorsam elma. Değil mi? Vahşi elma diyelim buna. Dalında bir elma kendini böyle doğa yeniliyor. Herhalde bir tane göz hakkım var. Bir elma buradan kim ektiyse ona da, hayattaysa teşekkür edelim. Rahmete erdiyse Allah rahmet eylesin diyelim. Burada bir işte şöyle göstereyim size, dalından şahane bir elma
Gördünüz mü? Neler var? Burada bir tane daha var. Onlar kızarmış. Elma ağaçları var. Tabi burada dediğim gibi zamanında askeri birlik vardı. Askeri birlikte bu elma ağaçlarını diken askerlere de bir kez daha şükranla anıyorum diyeyim. Eğer rahmete erdilerse rahmet eyliyorum. Ve devam ediyoruz. Böyle ağırlıkla çam ağaçları. Çam ağaçları bozulmamış. Bir dönem burada hastalık bulaştıydı. Öyle bir haberler de geldiydi. Ama gördüğünüz gibi ağaçlar sapasağlam duruyor. Evet, Ganoslar'da değiliz. Bir kez de altını çizeyim. Kırklareli'nin İğneada ormanlarında değiliz. Neredeyiz? Çorlu ile Ergen arasında. Adı sürekli çevre kirliliği, sanayi, aşırı göç, trafik, hava kirliliği ile anılan Çorlu ve Ergen'in arasında böyle bir ormanın içindeyiz, değil mi? İnanası gelmiyor insanın. Gerçekten görüyorsunuz arkamdaki ağaçları. Böyle güzel, harika, yemyeşil. Bir kez daha bugün 2 Temmuz, onu da belirteyim. 2 Temmuz Cumartesi günü geldim. Şöyle bir bakalım dedim. Hadi devam edelim. Yani doğa fotoğrafçıları, Çorlu'daki doğa fotoğrafçıları bile kilometrelerce yol kat ediyorlar. Böyle güzel fotoğraflar çekebilmek için. İşte buyurun size rengarenk bir doğa, vahşi bir doğa ve yine burada yanılmıyorsam bir erik ağacı, erikler olmuş. Erik ağacının da işte buyurun gene sapsarı, tabii ben çok anlamam çiçeklerden, tikenlerden ama böyle harika bir, şöyle göstereyim. Evet, vahşi hayat dedik ya, vahşi hayatın bir göstergesi kaplumbağalar burada böyle aniden önümüze çıktı ve tabii ki ormanın diyelim derinliklerine doğru gidiyor. Evet, Ağıltepe'de gezimiz de hala devam ediyor. Burası da çam ağaçlarıyla dolu. Yani bilmiyorum ama yüzlerce çam ağacı var. Orman olmuş artık. Çok yüksek ağaçlar. Ağıltepe'nin giriş bölümünde. Askeriye zamanında bu giriş bölümü komple çam fidanlarıyla dikildiği için hemen arkada yolu görüyorsunuz. Böyle döndüğünüz zaman arka taraf bir gidiyor şu anda. Göz görmüyor sonunu. Harika bir yer. Yani defalarca aynı kelimeyi kullanıyorum ama böyle bir çamlık alan da var. Yüksek çam ağaçlarıyla. Hiçbir şey yapılamıyorsa bu çamların korunması lazım. Bilmiyorum, bakımlarının yapılması lazım. Burayı da herhalde Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü, Şefliği neyse, buraya kim en yakınsa, Tarım İlçe Müdürlüğü hangi sınırlarda nasılsa, bunlara da bakımının yapılması lazım. Bu süreçte bunlar dikkat edilmesi lazım. Bilmiyorum yani, o kadar çok dikkat edilmesi gereken şey var ki, bu milli servet harika bir şey. Bunlar kolay yetişmiyor. Şöyle yükselteyim. Görüntüyü değiştireyim. Bu ağaçların bu seviyeye gelmesi için belki de onlarca yıl gerekiyor. Böyle gördüğünüz gibi harika bir doğanın içindeyiz. Gene belirteyim. Ağıltepe, yani Çorlu'ya 2 kilometre, Ergene'ye 2 kilometre, böyle harika bir tepede, Ağıltepe'deyiz. Gezimiz devam ediyor. Şöyle kısaca şunu belirtmek istiyorum.
özellikle bölge milletvekillerimiz, şehrimizin önde gelenleri, Sayın Valimiz, İvedi burayı piknik alanına, yani gerek Çorlu Belediyesi'ne bir yetki verilebilir, Büyükşehir Belediyesi'ne yetki verilebilir. Burasının çok kısa sürede piknik alanına çevrilmesi benim şahsi bir talebim. Çorlu halkı adına bunu söyleyebilirim. Neden? Ekonomik şartlar belli, enerji fiyatları belli, akaryakıt fiyatları belli. Artık kimse evinden çıkıp da işte uzak mesafelere, pikniğe, ormana, denize gidemiyor. Burası özellikle Ergene ve Çorlu'daki işçi dediğimiz vatandaşların, dar gelir grubuna ait vatandaşların yaşadığı mahallelere çok yakın. Yani neredeyse kapısının önü, yürüyerek gelinebilecek bir bölge. Burasının ivedi bir şekilde geçici de olsa piknik alanına çevrilmesi için bir ivedi önlemler alınabilir, kapısı açılabilir, bir yetki devri yapılabilir kısa süreliğine, bu yıllığına, 6 aylığına. Çok zor bir şey değil ama insanların gerçekten buna, ben de başta olmak üzere, acil ihtiyacımız var. Burada çadır kampı olur, karavan kampı olur, günübirlik piknik olur, seyyar tuvaletler kurulur, insanlar orman içinde gezer. Tabii ki muhakkak bir ücret olacaktır. Ücreti karşılığında, keşke hepsi ücretsiz olsa ama ona da razıyız. Sayın Valimizden, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanımız Sayın Mustafa Şentop hocamızdan İvedi bunu ben şahsen talep ediyorum bu videoda. Burayı ivedi bir şekilde piknik alanına, mesire alanına, millet bahçesine, adına ne derseniz deyin. Çünkü her şey hazır. Yollar hazır, otoparklar hazır, orman hazır, piknik alanı hazır. Şöyle çevireyim kamerayı. Her şey hazır. Sadece belki de bir haftalık bir düzenlemeyle insanlar bu yazın burada piknik yapabilir, yürüyüş yapabilir, bisikletini sürebilir, motosikletini sürebilir, karavanıyla gelebilir. Harika bir yer. Evet, Ağıltepe gezimizin sonuna geldik. Yorucu oldu ama güzel oldu gerçekten. Daha önce de birkaç defa gelmiştim. Bu mevsimde ilk defa geliyorum. Çok güzel bir gezi oldu. Giriş kapalı. O da aslında güzel olmuş. Yayının sonunda onu da belirteyim. Yani bu videoyu yaparken bile endişeliyim. Bilmiyorum yayınlasam mı, yayınlamasam mı? Güzel tarafı var, olumsuzlukları da var. Çünkü neden? Böyle bir güzelliği gören herkes atlayıp buraya gelecek. Bırakın doğa kendi halinde kalsın diyenler de olacaktır. Ama tabii en büyük endişemiz buraya bir park, bahçe, yürüyüş alanı haricinde olur da bir AVM'ydi, bir konuttu. Yıkalım burayı, toplu konut yapalım, AVM yapalım, işte ticareti açalım. Çünkü biliyorsunuz yine küçük ölçekli sanayi siteleri buralara göz dikiyor. Öyle bir şey olursa işte o zaman yanarız. O yüzden herhalde yayınlayacağız bu videoyu ama lütfen bu şey, yayının sonunda da söyleyeyim. Burayı kontrollü bir şekilde vatandaşın hizmetine açalım. Vatandaşın gücü karşısında hiçbir güç, hiçbir kuvvet duramaz. İnsanlar şu anda evlerinde bu mevsim yaz gününde bile kapalı hapis hayatı yaşıyorlar. Çıkamıyorlar dışarıya. Oysa burası yürüme mesafesinde. Burayı belediye olabilir, valiliğin özel işletmesi olabilir. Kim nasıl işletir onu bilemem ama vatandaşın hizmetine açmamız gerekiyor. Hatta şöyle kamerayı hızlıca çevireyim. Böyle harika bir yeri böyle atıl vaziyette bırakılmaması lazım. Çok ihtiyacımız var buna. Çorlu'da gerçekten çok ihtiyacımız var. Bu coğrafyada yaklaşık 300 bin kişi yaşıyor. 300 bin kişinin yaşadığı böyle bir coğrafyada böyle bir güzellikte atıl vaziyette kalıyor olması hepimizi üzüyor. Çok zor bir şey değil. İvedi bir şekilde büyükşehir olur, dediğim gibi Çorlu Belediyesi olur, Ergene Belediyesi olur. Valilik kendisi işletebilir, orman işletmesi işletebilir. Buranın ivedi bir şekilde tahsislerinin yapılıp vatandaşın hizmetine açılması gerektiğine inanıyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Videolarımız devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.